Ayna programından sevgiler, selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Ayna dünyayı ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'tayız. İnsanın inanası gelmiyor. Amerikalının biri ut çalıyor, diğeri darbuka. Amerikalının ağzından yağdır Mevlam su ve benzeri şarkılar, türküler dökülüyor. New York Türk Kültür Merkezi. Ülkemizin Amerikalılara tanıtıldığı bir mekan. Daha düne kadar ülkemizi bilmeyen, milletimizi tanımayan bu insanlar artık Anadolu insanının samimiyetini ve misafirperverliğini gördükten sonra çok sevmişler Türkiye'yi. Türk çayına onlar da alışmışlar. Türk yemekleri onların vazgeçemediği tatlardan birisi haline gelmiş buralarda. Tabii en önemlisi kurulan dostluklar olmuş. New York Türk Kültür Merkezi'nde çok sıcak bir havayla karşılaştık biz. İçilen çay ve kahveler eşliğinde Türk ve Amerikalılar arasında yapılan çok hoş sohbetlere şahit olduk. İnsanımız gönlünü vermiş Türkiye'mizi tanıtma işine. Şimdiye kadar kimler gelmemiş ki merkeze? Eski başkanlardan Bill Clinton, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, senatörler, milletvekilleri, üniversite profesörleri, sanatçılar, iş adamları, öğrenciler ve daha kimler kimler. Tam bir lobicilik yapılıyor bu merkezde. Ülkemizi gerçek manada tanımayan ve bilmeyen kişilere düzenlenen seminer, konferans ve festivaller vatanımız tanıtılıyor. Yılında faaliyetlerine başlayan Türk Kültür Merkezi, New York'un en ünlü caddesi olan 5. cadde üzerinde. Yeri çok merkezi. Kültür merkezimiz kurulduğu günden itibaren çok aktif olarak çalışıyor. Salı, Çarşamba, Çarşamba, Perşembe, Perşembe, Cuma, Cuma, Cumartesi, Cumartesi, Pazar. Kültür merkezinde aynı zamanda 2007 yılından beri Türkçe dersleri veriliyor. 3 kişiyle başlayan derslere şimdi 80 öğrenci devam ediyor. 7 değişik kurda 4 öğretmenle sürdürülüyor Türkçe kursları. New York'ta bu kadar kalabalık bir grubun Türkçe ders aldığı başka bir kurum yok. Merhaba Irene. Merhaba Artis, hoş geldin. Hoş bulduk Irene. Artis, istersen salona geçelim. Böylece sana ailemizin koleksiyonlarını da gösterebilirim. New York'ta Türk Kültür Merkezi'ndeyiz ve Türkçe sınıfındayız. Yanımızda da Emre Bey var. Emre Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok sağ olun. Gerçekten çok gayretlisiniz. Eksik olmayın. Zor mu Türkçe öğretmek? Öğretmek zor değil ama öğrencilerimiz için öğrenmeleri biraz zor oluyor. Evet. Evet, umarım onlar da ileride çok güzel Türkçe konuşurlar. Kitaplarınızı görüyoruz. Türkiye'de hazırlanmış kitaplar. Evet. Özel olarak Türkçe öğretmek için hazırlanmış güzel kitaplar bunlar. Ve ta New York'ta, Türkiye'den oldukça uzakta dilimiz Türkçemiz öğretiliyor. Nasıl bir duygu bu? Benim için çok güzel bir duygu tabii ki. Evet.
dilimizi, duygularımızı, hislerimizi, kültürümüzü dil vasıtasıyla paylaşmak buradaki insanlarla çok hoş bir Evet. duygu. Çok güzel bir duygu. Çok seviyorum. Siz seviyor musunuz Emre Bey'i? Emre Bey çok profesör. Türkçe çok zor. Türkçe çok zor. Biraz konuşuyorum. Peki seviyor musunuz hocanızı Emre Bey'i? Hoca seviyorum. Seviyorsunuz. Seviyorum. O zaman bir alkış. Bir alkış. Öğrenciler Türkçeyi konuşmaya başlar başlamaz Türkiye gezileri yapıyorlar. Öğrendikleri dili ülkemizde pratiğe geçirme şansını yakalıyorlar. Bir kez Türkiye'yi ziyaret eden öğrenciler bir sonraki sene tekrardan Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorlar. Türk Kültür Merkezi aynı zamanda geniş katılımlı Türkiye ziyaretleri de organize ediyor. Bu gezilere toplumun çok farklı kesimlerinden insanlar katılıyorlar. Kültür Merkezi'nin Türkçe sınıfının iki öğrencisi var yanımızda ve ikisi de Türkçeyi gayet güzel bir şekilde öğrenmişler. Artist Bey nasılsınız? İyiyim çok şükür. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Her şey, her şey yolunda. Her şey ve yolunda. Ayrın Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Seviyor musunuz bu merkezi? Evet, çok seviyorum. Neden seviyorsunuz? Çünkü dersler güzel ve burada çalışan herkes çok nazik, çok neşeli bir yer. Emre Hoca'yı seviyor musun? Evet, hepimiz onu çok seviyoruz. Ne güzel. Artist Bey, peki siz nasıl karar verdiniz Türkçe öğrenmeye? 2007'de ilk defa Türkiye'ye gittim ve nedense Türkiye'ye aşık oldum. Türkiye hayatımı alt üst etti. Güzel, güzel şekilde. Evet. Çok sevdiniz. Çok sevdim. Ve Türkçe öğrenmeye karar verdiniz. Türkçe beni çıldırtıyor. Ama zor mu? Çok zor ama bu dile düşkün oldum. Anladım. Ne kadar güzel. Peki sizi ne etkiledi Türkiye'ye gittiğinizde? İnsan mı, tarih mi? Anlatır mısınız bize Türkiye gezinizi? İnsanlar. Çok arkadaşça. Çok eğlenceli. Çok eğlenceliler. Türkler. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta ud çalan, darbuka çalan Amerikalılara rastlıyoruz. Türk Kültür Merkezi'ndeyiz şu anda ve gerçekten Scott Wilson Bey ud'da usta. Çok güzel, çok mükemmel çalıyor. Nasıl öğrendiğini soracağız zaten. Your name was? Lenny. Lenny Hanım da kendisinin eşi, darbuka da usta. Nasılsınız, iyi misiniz? Bomba gibiyiz. Bomba gibisiniz. Heyecanlıyız. Heyecanlısınız. Peki, Türkçe biliyor musunuz? Maalesef az Türkçe biliyorum ama deneyeceğim. Deneyeceksiniz. Türk Culture Center Türkçe öğreniyorum. Çok zor bir dil, güzel bir dil. Zor değil. Saklasak, damasak, sak yoksa saklasak, damasaklasak. Artık tekerlemeleri öğrenmeye başlamışsınız. Tebrik ediyoruz. İfade edeyim, seviyorum. Seviyorsunuz. Evet. Ne güzel. Patlıcanı kırağı çalmaz. Acı patlıcanı kırağı çalmaz diyor Amerikalı Scott Wilson. So, darbuka ile ilgili neler diyeceksiniz? Darbuka çaylıyorum. When I first met Scott'la tanıştığımda kendisi çok ünlü bir ud sanatçısıydı. Cumartesi akşamları yalnız kalmak istemiyorsam onunla beraber çalacağım bir enstrümanı öğrenmem gerekiyordu. Ben de darbuka çalmayı öğrendim. You're really good at it. Oh, thank you very much. Teşekkür ederim. Scott Bey'e soracağım. Hakikaten ud'da kendisi oldukça usta. Nasıl öğrenmeye başlamış? What made you ud çalmaya sizi iten şey neydi? Ben 5 yaşındaydım. Annem dansör,
Evde Türk müzik çalıyor, fonograf. I heard all the old songs, Bir Demet Yasemin, Sala Sana. I was a little child and I fell in love with the music. My first trip to Turkey was 1972. 1972'de İstanbul'a gittim. Türkiye aşk düştüm. Aşık oldunuz. Aşık oldum. İnsanlar ve kültür, manzara ve müzik çok aşık oldum. Çok güzel. Çok güzel. En güzel. Okay. Now we can start talking to you in English. What would you like to say about this instrument and bu enstrüman hakkında ne düşünüyorsunuz ve onu çalmaya nasıl başladınız? When I was 13, 14 years old, 13-14 yaşlarındayken Ermeni olan bir arkadaşım ut çalıyordu ve çoğunlukla da Türk müziği çalıyordu. Sırf ut çaldığı için bir sürü hayranı vardı. Ben de ut çalmak istedim. Ama onu öğrendikçe ona ve Türkçe'ye daha da çok bağlandım. Sonra yılda iki kez Türkiye'ye gitmeye başladım. Amerika'da Türk müziğini ve Türk kültürünü seven Amerikalılar arasında ün kazanmaya başladım. Hala Türkiye'ye her yıl iki defa gidiyorum. Türkiye'nin tarihi çok güzel. Türkiye'nin Orta Doğu'nun en gelişmiş ülkesi olması çok hoşuma gidiyor. Kadınlar haklarına sahipler. Eğitime çok önem veriliyor. Türkiye hızla modernleşiyor olsa da eski güzel geleneklerini, mimarisini, sanat ve müziğini de koruyabiliyor. Customs and architecture and art and music.